Galatasaray bu pozisyonda el yok. Sizin o kirli elleriniz var. Utanmazlar diye bir paylaşım yapmış. Ya arkadaşlar ya. Ne olursunuz ya. Milleti Türkiye'de yiyorsunuz. Ya Avrupa'da bir şeyler yapın ya. bunlar ne ya? Milleti, bizim saf milleti bu tip cümlelerle siz bunu yazıyorsunuz. Yarın Fener başka bir şey yapacak. Milleti uyutuyorsunuz. Ulan sizden beş misli zayıf takım birazdan getireceğim. Duman etti sizi be. Duman etti. Duman etti. Neymiş efendim? 2024'de hazırlanacakmış Galatasaray. 2035'e hazırlanın. Lan şeyin dikardini yürüyecek hali yok be. Hatta adam reklam filmi çevirmekten yürüyemiyor. Bu açıklamalar falan yakışmıyor ya. Kendi halinize bakın abi. Ha. İki gün evvel rezil olduk Avrupa'da. Dört yediniz dört. Dört tane gol yediniz. Topçularınız yürümedi. Karşınızdaki takım sizden 5 kat daha düşük fiyatta bir takım. Ne sallıyorsunuz Fener'e? Fener de yarın size sallayacak. Seyirci o aferin Fenerli'ne sallayacak. Size aferin milleti uyutacaksınız. Hadi gidin ya. Avrupa'da bir şey yapamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi diye bir takım kurdunuz. Evlere şenlik. Geldiniz Kopenhag'a elendiniz. Kopenhag şu elene takımdan daha zayıf bir takım. Para olarak. E şimdi gittiniz. Bilmem ne yaptınız. E ee? Eldeki şimdi şeyleri ne yapacaksınız? Palamutları iki sene üç sene onların paralarını vereceksiniz. Ya hep aynı iş yapıyorsunuz. Kupayı ikiye alacağız dediniz. Kupayı ikiye alamazdınız. Bilmiyorum burada o konuşmamı çocuklar aldılar mı? Söyledim. Geçen Avrupa maçında yani birinci maçtan sonra ilk pıraksız. Ruslara evet kafasına top çarpmasa neler konuşacaktık? söyledim Galatasaraylı mi? spor yazarları bir Galatasaray'ı bir anlattılar inanamadım ya. Ya o maçta gidiyordu Galatasaray. Var mı bilmiyorum görüntü Şimdi Galatasaraylıları dinliyorum Vay 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 bu takım hocam, böyleymiş Vay e, vay 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 Sparta Pırağan ilk 11 değeri 24 milyon Galatasaray'ın 101 milyonmuş Aşağı yukarı 5 katı senin de dediğin gibi Onların en değerli oyuncusu Kuşa 3.6 milyon Icardi 19.5 milyon Ya Icardi Sparta beraber Beder Neredeyse Icardi Sparta Pırağan Beder E, eleyeceksin abi bu takımı kuruyorsan eleyeceksin. Bu takımı kuruyorsan gidip dört yemeyeceksin. Burada iki tane yemeyeceksin. Altı tane gol yedim be. Altı tane. İki maçta Galatasaray. Beyanat veriyor. Pozisyonda el var mı? El olsa ne olur? Olmasa ne olur? Fener bu oyduyla oynasa ne olur? Oynamasa ne olur? Yani millet aldatmayın kafi ya. İnsanlar aldatıyorsunuz ya. Zayıf takımları buluyorsunuz. Atıyorsunuz iki üç bilmem ne. Elde ayakta götürüyorsunuz. Hep aynısınız fark etmiyor. Milleti aldatıyorsunuz. Çıkın Avrupa'da ya. Fındık fıstık takımına eğlendiniz bak. Dört yediniz geldiniz. Yarın Fener ne olur onu da göreceğiz. O da yiyecek herhalde yani. O da bu oyunuyla o da çok zor. Göreceksiniz. Ah va geleceksiniz. Sonra ne o? Fener Galatasaray maçı en büyük maç derbi. 2024'e hazırlanalım. 2034'e hazırlanalım. Pilar. Aldatın milleti abi. Aldatın millet de keriz. Bilet alıp size gidiyor. Evet abi. Peki. daha fazla konuşmayayım. <laughs> Peki hocam. Abi. Ee, biraz evet, Cengiz Ünder'den bahsettik. Ee, Ferdi Kadıoğlu'ndan e, Fenerbahçeliler çok övgüyle bahsediyor. Mert Hakan Yandaş'a zaman zaman eleştirilerimiz oluyor. Özellikle sinirliliğine yönelik hocam. Ama bugün e, maçın en iyilerinden biriydi. Bilmiyorum katılır mısın? Aynen. Değil mi? Evet. iyiydi. Yani attığı gol dışında skora etki ettiği için sadece söylemiyorum. Attığı gol dışında e, yani sağda da basmadık yer bırakmadı Mert Hakan Yandaş. Keza e, Ferdi de öyle. Osterwolde de özellikle ikinci yarı sol tarafta çok çalıştı. Tadiç'te çok yorulmasına rağmen gerçekten çok yoruldu Tadiç'te. Ama e, orada bayağı bir karıştırdı o bölgeyi. Osterwolde diyor ki Galibiyetten ötürü çok mutluyum. Artık maçları sezon başında olduğu kadar kolay kazanamıyoruz. Savaşmamız gerek. Bizler de şampiyonluk için savaşmaya devam ediyoruz demiş ee, Jaden Osterwold'e. Ve devam ediyor Osterwold'e. Takımımız çok kaliteli birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncular var. Benim için hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok. Hocamız nerede oynamamı isterse oynar ve elimden geleni yaparım demiş. Osterwolde de ikinci yarı o sol tarafı bayağı kullandı, bayağı geldi. Ya bir de şey o da diri güçlü oyuncu. Hocam ben Fenerbahçe'yi beğenmedim ya. Yok, İyi futbol oynamadım. Inecek, hocam. Ya, o arada bir geldi, bir, o arada bir, bir gitti. şey söyleyeceğim. Hadi ikinci Doğru, yarı belli bir şeyden sonra Hiç artık Can ile oynuyorsun. 15 ile futbol 30 yok. arasında, 45 arasında 15, 45 arasında hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok. Bak, i̇kinci yarıda da olmuş, olmuş. Attığın gol, friki gol abi. İkinci Birinci gol, yarıda da gol, penaltı işte Son andaki o baskı Kasımpaşa'nın Hazırlanmış. Bir, bir tane hazırlanmış pozisyon var. Önden şey ırsa geçti. Ha. Dursun. O kadar. Hazırlanmış o ee, onlar güzel de onlar biz yok pozisyon. abi. Pa, bir tane de bu tarafta. var. Pozisyon daha. yok. Ee, orada da e, son vuruş galiba birisinden çarptı döndü. Yani e, oyun organizasyonu açısından organizasyonla gole gitme açısından bundan 7-8 hafta önceki durumu yok. Yok hocam. Abi şimdi lazım. Evet tabi. Çünkü şu var maçlar ilerledikçe futbolcu havaya girer takım havaya girer daha iyi oynarsın daha böyle birbirine alışkın heves hırs ideal daha bunlar geri gidiyorlar. İki tarafta geri gidiyor. İleri gideceklerine. Ver rakip yok zaten. E, Verse de buraya Barko'ya hazırladığımız şeyleri İrfan verelim bir. Ee, biraz zor duyuyorum çünkü. İrfan yokluğu. Neden yokluğu önemli? 24 maçta 15 kez skora etki etmiş. Ee, şut, orta, dripling rakamları da geliyor. Ama İrfan skora etki etmenin yanında oyuna da etki ediyor. Yani oyuna da katkı yapıyor İrfan Can. Cengiz skora katkı yaptığı maçlar oldu ama oyuna katkısı yok Cengiz Ünder'in. Yani İrfan Can öyle değil ki. İrfan Can alıyor, veriyor, saklıyor, mücadele ediyor, koşuyor. O para boşuna verilmiş. Satamazlar da. Bu gidişte satmaları lazım. Çünkü hmm. çok kötü yani. oynuyor. Ya da Sakımı değişecek ya yani böyle oynanacak. Artık rakip de ne yapacağını bildiği için, ezberlediği için onu Kocam, da yapamıyor. Hatırlıyor musun? İlk yarıda böyle 15'ler falandı. Sola çekti. Bir kişi i̇şte daha olmuşlar. geldi yardıma. Bir sola çekti, bir kişi daha geldi yardıma. Çalışmışlar tabi. Çekip vuruyor ya ayağının içiyle. Ya, bir sefer yaparsın. Çalışmışlar. Evet. Yapmıyor. Yazık. Başka neyimiz vardı Tolga? Ne var? Mert Hakan ne diyor? Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile fliki kattık. Sana nasıl vurulacağını göstereceğim dedi Bonucci. Tabi e, o işlerde ustadır. E, penaltı vuruşları başta. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. E, Onunla kutladı doğru. Çok büyük bir karakter. Bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum. Bazen böyle olur değil mi? Evet. Yani Şehzade Hakan'ın orada tek başına durması enteresan. Hocam şimdi orada vuruş güzel. Vuruş güzel de kalecinin duruş yeri yanlış. Sola yakın Niye? mı durdu biraz? Sola yakın fazla durdu. Şimdi bu tarafa yer çok güzel. Yani yerin içe plase free topu plase sert vurup içe dönme olayı daha kolay. Öbür tarafa vurursan, öbür tarafta top giderken vakit geçecek, süre uzayacak. Kaleci oraya uzanabilirsin. Mesafe uzak. Sen biraz daha ortada durup bu tarafı kontrol altına almalıydın. Kendi sağdaki köşeye vurulacağı kendi belli Kendi köşeye değil belli. Oraya doğrudur, öbür tarafa atmaya zorla. Öbür tarafa atarsa mesafe var, çıkarırsın. Sen rakibinin gol atacağı yeri tam kapatamadın, Uçtun da hikayeye uçtun.